Merhabalar, benim kanalımda bulunmaktasınız. Ben Esra Topçu ve bugünün konusu Arthur Schopenhauer ve mutluluk üzerine kısa bir söyleşi. Konuya giriş yapmadan önce Schopenhauer'ın hayatından biraz bahsetmem gerekiyor. Annesi Johanna Schopenhauer ünlü bir kadın aslında, ünlü bir ressam, edebiyat yazarı, şiir yazarı, roman yazarı aynı zamanda ve tabii içinde bulunduğu çevrede, topluluklarda tanınmış bir isim. Özellikle tanınmış isimlerle yakın bir teması mevcut. Goethe'den Schiller'e kadar Alman romantikleriyle yakın temaslar kuran sanat düşkünü entelektüel bir kadın. Dolayısıyla Schopenhauer erken yıllardan beri, çocukluk yaşlarından beri aslında sanatla, felsefeyle tanışmış bir isim. Öte yandan babasını intihar sonucu kaybettiği için bir burukluk yaşıyor, bir kız kardeşi var. Biraz kopuk bir ailede yaşadığını ve dünyaya geldiğini ve erken gençlik yıllarını böyle bir çevrede geçirdiğini söyleyebiliriz. Entelektüel bir aile, entelektüel bir anne, entelektüel aydın bir çevre ve dolayısıyla Schopenhauer da Almanya'da bu şekilde hayatına başlamış bir isim. Biz Schopenhauer'un, tabii biraz dedikodu kısmına gireceğim bu kısımda, daha çok Göttingen Üniversitesi'nde verdiği felsefe derslerini ve bu felsefe derslerini verirken aynı zamanda onunla aynı dönemde felsefe dersleri veren ve profesörlük kürsüsüne sahip Hegel'le olan düşmanlığıyla biliyoruz. Schopenhauer Hegel'e karşı büyük bir kin ve öfke duyan bir isimmiş. Hatta derslerini onunla aynı saatte denk getirmeye özen gösterilmiş ki öğrenciler onun dersine değil de kendi dersine gelsinler. Fakat tabii Hegel dururken kimse Schopenhauer dersine gitmezmiş ve derslikleri hep boş kalırmış. Bana kızmayın, bu dedikodu kısmı. Şimdi hemen mutluluk konusuna gelelim. Şimdi konumuza dönecek olursak bir yanlış anlaşılmayla işe başlamak istiyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü daha önce Schopenhauer'la ilgili bir video çektim. Tabii bir sürü yanlışlarla doluydu ve sonrasında insanlar çok büyük tepkiler verdiler haklı olarak. Dolayısıyla ben de biraz daha Schopenhauer'la ilgili araştırma yapmak istedim, biraz daha okumak istedim. Güzel birkaç çalışma buldum. Kaynak kısmını ekleyeceğim, açıklama kısmını ekleyeceğim. Siz de oradan isterseniz, dilerseniz, daha fazla okuma yapmak isterseniz bir göz atabilirsiniz. Bu yanlış anlama şu şekilde, aslında daha önce de benim sahip olduğum gibi, aslında Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, o Alman sert mizaçlı, o suratsız Schopenhauer aslında bizim düşündüğümüz gibi genel kanının aksine mutsuz, karamsar, kasvetli bir isim değil. Yani bu ne demek? Aslında biz Schopenhauer'ı biraz daha hayatı hata olarak görmesi, hayatı olumsuzlaması, dolayısıyla hayattan elini eteğini çekme ve sonrasında dünyanın, yaşamın bir hata olduğunu düşünme gibi düşüncelerle anıyoruz. Aslında Arthur Schopenhauer oldukça huzurlu, dingin bir felsefeye sahip. Hatta biraz daha okuma yaptıktan sonra bana Uzak Doğu felsefesini ve hatta Budizmi ve hatta Stoa felsefesini anımsattı diyebilirim. Hangi yönüyle? Acıdan kaçma, istemeyi, arzuyu bastırma yönüyle. Uzak Doğu felsefesinde de, Stoa felsefesinde de, yani Epiktetos, Marcus Aurelius gibi isimlerde, Buda'da da bu gibi bir davranış söz konusu. Acıdan kaçınmak için arzuları, iradeyi, isteği bastırmak, yok etmek, sonrasında aslında hiçbir şey istemezsen hayal kırıklığına uğramazsın, hayal kurmazsan hayal kırıklığına uğramazsın. İstemezsen isteklerinin olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla mutsuz olman da söz konusu olamaz. Yoksunluk hissi olmaz. Aslında bağımlılıklardan, bu ihtiyaç olarak görülen, aslında ihtiyaç olmayan şeylerden arınmaktan bahsedebiliriz. Bir Budist keşiş nasıldır? Saçları yoktur. Çok az yemek yerler, çok az uyurlar, kıyafetleri bile yoktur değil mi? Bir çarşaf atarlar üstlerine ve öyle gezerler. Bir mal, mülk yoktur, paraları yoktur, ihtiyaçları, yaşayacakları kadarını yerler. Aslında çileci bir hayat vardır. Biraz İsa'vari bir hayat vardır. Dolayısıyla acıdan kaçınmak için, ki insan yaşamının anlamı acıdan kaçınmaktır. Dolayısıyla istekleri, arzuları susturmak, bastırmak, hayatı minimalize etmek önemlidir bu noktada. Stoa felsefesine bakınca benzer bir anlayış göreceğiz. Hatta bu sebeple Nietzsche Stoa'dan
Stoacı filozoflardan büyük bir öfkeyle, nefretle bahseder. Fakat gariptir ki Friedrich Nietzsche, Schopenhauer'a karşı büyük bir hayranlık besler. Fakat Schopenhauer felsefesinde de benzer bir olumsuzlama vardır. Nedir bu olumsuzlama? Hayatı olumsuzlama, istekleri, arzuları olumsuzlama, isteği geri çekme, maddi dünyadan ve manevi dünyadan olabildiğince az şey bekleme ve az şey elde etme ve sonucunda isteklerinin olmaması, tatminsizlik duygusu, mutsuzluk duygusu yaşamama durumu. Hızlı bir giriş yaptım. Birinci sayfaya tekrar dönüyoruz. Schopenhauer aslında hayatımızın mutluluk endeksli olmasına tamamen karşı duran bir isim. Mutluluk bir yanılsamadır der. Mutluluk yalnızca birer illüzyondur, seraptır. Mutluluk tek bir andır ve sen o anı yalnızca bir saniye yaşarsın. Mutluluk çabuk kaybolur. Fakat hayatın öteki duyguları, olumsuz duygular, acı hissi, üzüntü, keder, bazı olumsuzluklar, negatif yaşantı tecrübeleri, bunlar daha gerçektir, daha hakikidir. Asıl serap olmayan, halüsinasyon olmayan, asıl illüzyon olmayan gerçek duygular bunlardır. Neden? Aslında Schopenhauer'ın şöyle bir akıl yürütmesi var. Biz insanlar temel duygularımıza baktığımızda, gün içerisindeki duygularımıza baktığımızda daha çok olumsuz duygular hissediyoruz. Mesela açlık, mesela susuzluk, mesela mutsuzluk, üzüntü, keder. Bunları daha yoğun ve daha köklü bir biçimde hissetmekteyiz. Elinize bir iğne batar. O iğnenin acısını çok derin, çok şiddetli bir biçimde hissedersiniz. Başka hiçbir şey hissedemezsiniz. O iğne elinizdeyken o iğne çıkar ve rahatlarsınız. Ve Schopenhauer der ki her zaman insan sağlıksız olduğunda sağlığının kıymetini bilir. Dolayısıyla sağlıksız olmak aslında o kadar da olumsuz bir duygu durum değil. Aslında bizi mutlu eden şey, sağlıklı olmaktan memnuniyet duymamızı sağlayan şey zamanında sağlıksız birer insan oluşumuz. Dolayısıyla olumsuzluklar da, bazı mutsuzluklar, negatiflikler de hayatın bir parçasıdır ve hayatın olmazsa olmazıdır. Esasen Schopenhauer bize söylemektedir ki eğer siz mutluluğun tadına varmak istiyorsanız öncesinde mutsuz olmanız gerekiyor. Yani bu olumsuzluklar, bu negatif yaşantı durumları aslında birer kötü, olumsuz, negatif şeyler değil. Tam tersine hayatın ta kendisidir. Hayatın birer gerçeğidir ve olması gerekendir. Dolayısıyla aslında tıpkı Stoa felsefesinde olduğu gibi Stoacılarda neydi? Bizim dünyaya bakışımız, bakış açımız bizi üzen, bizi yaralayan yegane şeydir. Esas şeydir. Senin olaylara bakış açın, senin üzülmene, kederlenmene sebep olur. Aslında hiçbir olay kötü değildir. Sen nasıl bakarsan o şey ya kötü olur ya da iyi olur. İyilik ve kötülük tamamen senin bakışınla, senin dünyayı izleme şeklinle, dünyayı anlamlandırma ve algılama, tanımlama şeklinle alakalıdır. Dolayısıyla eğer kötülükleri kötü olarak tanımlamazsan ve o göze bakmazsan, farklı bir açıdan hayatın birer gerçeği, hayatın birer olmazsa olmazı gözüyle bakarsan, o noktada artık kötü olan şey senin için artık daha fazla üzüntü veren nesne ya da olay konumuna düşmeyecektir. Dolayısıyla daha fazla üzülmeyeceksin. Bir örnek verelim. Çok sevdiğiniz bir insanı kaybettiğinizde çok büyük bir üzüntü duyarsınız, değil mi? İsyan edebilirsiniz, bunun çok kötü, korkunç bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat öte yandan şunu düşünmek size fayda sağlar. Ölüm hayatın bir gerçeği. Bütün canlılar ölmek zorunda, bütün canlılar ölecek. Siz de birer canlısınız, siz de bir gün hayatınızı kaybedeceksiniz. Dolayısıyla bunu fark ettiğiniz anda ölümün, artık hayatının kaybetmenin, artık hayatın bir parçası olduğunu gördüğünüzde ve aslında hayatınıza anlam katan şeyin ölüm olduğunu fark ettiğinizde artık ölüm fikri sizi daha fazla korkutmayacaktır. Çünkü onu pure, saf bir gerçek olarak, hakikat olarak hayatınıza adapte etmiş olursunuz. Dolayısıyla Schopenhauer'in söylediği şey de tam olarak bu. Yani aslında biraz böyle Süleyman Demirel var bir yanında mevcut, değil mi? Ne demiş? Meseleleri mesele yapmazsanız ortada mesele kalmaz. Aslında ona çok yakın bir felsefe, Stoa felsefesi de. Eğer siz kötülükleri kötü olarak değerlendirmezseniz ortada kötülük diye bir şey kalmaz. Üzüntünüzü, üzüntü veren olayı üzüntü verecek şekilde değerlendirmezseniz üzülmezsiniz. Bu kadar basit.
Mutsuz olmak istemiyorsanız mutsuz eden şeyleri, fikirleri, düşünceleri ortadan kaldırın. Bir şeyi çok istiyorsunuz, çok arzuluyorsunuz. Değil mi? Artık bizim çağımızda bir çağımızın vebasıdır bu. Bir sürü şey arzulamak, her şeyi arzulamak, sahip olmak istemek. Bu kapitalist, bu emperyal dünyada, bu işte medya, sosyal medya, bu işte sektörde, bu dünyada artık bir şeyleri arzulamasak olmuyor. Biz sürekli bir şeyleri istiyoruz, bir şeyleri satın almak istiyoruz. Bir şeylere sahip olmak, ya bir insana, ya bir nesneye, ya da bir sıfata sahip olmanın peşindeyiz. Bunlar bizim olmazsa olmazımız, birer ihtiyaçlarımız haline geldi. Fakat aslında öyle mi? Hayır. Geçenlerde bir karikatür görmüştüm. İşte bir sokakta yaşayan bir insan var. Hemen yanında bankta oturan, takım elbiseli, hani varlıklı olduğu görülen, düşündüren bir insan var. İkisinin de aslında ortak bir baloncuk çıkmış. Ortak ikisinde de var. İkisi de daha çok paraya ihtiyacım var şeklinde bir düşünceye sahip. Aslında evet, her ne kadar durumunuz çok kötü bir biçimde olsa da her zaman daha fazlasına sahip olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Çok iyi konuda olsanız da her zaman bunu düşünmeye devam edeceksiniz. Sizi mutsuz eden şey bu zaten. Sürekli isteklerinizi doyurma çabası. Hayat tıpkı Schopenhauer'a göre Sisyphos'un sırtında taşı taşıması gibi bitmek, tükenmek bilmeyen isteminin doyurulmasıyla bir türlü tatmininin yaşanmadığı bir süreçtir, bir mücadeledir. Sen Sisyphos'un sırtında isteme denilen bir taş var, bir yük var. Sen onu dağın tepesine çıkarmaya çalışıyorsun, yani tatmin yaşamaya çalışıyorsun. Fakat sen dağın tepesine her çıktığında taş tekrar yuvarlanarak geri yerine dönüyor. Sen bir şeyleri istiyorsun, arzuluyorsun, sahip oluyorsun ve sahip olduğun anda artık senin için bir değeri kalmıyor. Çünkü tatmin olma anı, mutlu olma anı bir saniyedir. İnsanlar daima olumsuz duyguları daha fazla hissederler. Çok sevindiğiniz bir haberi düşünün, ne kadar süre mutlu oldunuz. Bir süre sonra o sizin için standart bir hale gelmiştir. Çok üzüldüğünüz bir olayı düşünün, ne kadar uzun süre mutsuz oldunuz. Eminim pek çoğunuzun mutsuz olduğu süre, mutlu olduğu süreden çok daha uzundur. Schopenhauer aslında böyle bir akıl yürütmeye sahip. Mutsuzluklar her zaman daha uzun sürer. Mutsuzlukların kaynağı istemenin, will, free will ya da özgür isteme, irade olarak çevrilir. Fakat irade farklı bir şey. İrade daha çok yapıp etmelerle alakalı. İsteme biraz daha içsel bir güdüdür. İsteme, bir şeyi isteme, bir duyguyu isteme, bir dürtüdür. İrade biraz daha özgür irade, değil mi? Biraz hareketlerimizle, eylem dünyamızla alakalıdır. Bu yüzden irade yerine isteme demek zannedersem daha doğru olur. İstemeniz sizi mutsuz eder. Neden? Çünkü isteme bitmez. Doymak bilmeyen bir canavardır. Sürekli tüketmek ister, sürekli bitirmek ister. Sürekli seni dürter. Şunu da iste, bunu da arzula, buna da sahip ol. Ama sahip olduğun anda o bitti, o artık senin. Sürekli kitap alıp asla okumayan tipler vardır. Onlar da aslında istemesini susturmayan, sürekli sahip olan ve sahip olduğun an aslında o kitabı sanki okumuşsun, bitirmişsin gibi bir hisse kapılırsın. Öyle insanlar vardır. O da aslında benzer bir konuya sahip. Schopenhauer en başta şunu kabul eder ve bize tabii ki bunu kabul etmemizi önerir. Hiçbir insan mutlu değildir. Mutlu insan, kendini mutlu olduğunu zanneden insan aslında birer illüzyona sahiptir, birer serap görmektedir. Çünkü mutluluk bir andır ve geçmesi an meselesidir. Mutluluk gerçek değildir. Bu yüzden der ki mutluluk hayatın gayesi olamaz. Çünkü dünya bizi mutlu edecek şekilde tanzim edilmemiştir, belirlenmemiştir. Dünya bizi mutlu etmek zorunda değil. Dünya bizi mutlu etmek zorunda değilse, evren, dünya, işte yaşam bizi mutlu etmek zorunda değilse, bizim hayatımızı tamamen mutluluk üzerine kurmamız bizi üzecek, mutsuz edecek esas şeydir. Dolayısıyla eğer hayattaki mutsuzlukları birer olumsuzluk olarak değil de hayatın bir gerçeği olarak görürsen ve kabul edersen, artık hayat senin için daha yaşanabilir bir hale gelecektir. Aslında her şey olağandır. Kötülükler de olağandır, yaşadığın negatif olaylar, olumsuzluklar, bütün üzüntülerin, kederlerin, ayrılıkların, ölümler,
Aslında her şey olağandır, hayatın birer parçasıdır. Chopin'in bize söylediği şey bu. Tam olarak gerçekçi bir bakış açısı. Öte yandan okurken hani siz de tabii hani lütfen bana yardımcı olun. Ben biraz düşününce çok anlam veremedim. Mesela anlam veremediğim konulardan birisi de Nietzsche'nin Schopenhauer'ı bu kadar sevmesi. Çünkü aslında felsefeleri biraz birbirinden farklı, değil mi? Nietzsche biraz daha Dionysosçu, biraz daha hayattan zevk almaya, hayattan tat almaya yönelen bir isimdi. Stoacılardan nefret ederdi. İsa'dan nefret ederdi, dinden, Alman ırkından nefret ederdi. Neden? Bu isimler, Almanlar, İsa, Buda, Stoa aslında yaşamı olumsuzlayan, isteği, istekleri, arzuları, istemeyi olumsuzlayan, negatifleştiren, öteleyen, bastıran felsefelerdi. Dolayısıyla Nietzsche aslında bunların tam bir Dionysosçuya yakışacak şekilde yüceltilmesi gerektiğini düşünen bir isim. Biz arzularımızı yaşamalıyız çünkü biz dünyaya onlar için geldik. Arzularını bastırman demek kendi doğanı reddetmen anlamına gelir. Sonrasında Freud bu düşünceden çok etkilenecek ve Medeniyetin Huzursuzluğu kitabını yazacak. Medeniyet insanı huzursuz eden şeydir. Aslında insanın huzursuzluğu, insandaki psikozlar, nevrozlar medeniyetten dolayı süre gelir. Neden? Çünkü medeniyet daima bizim o arzulayan canavar tarafımızı bastırmaya yönelen şeydir. Medeniyet tıpkı bir polis gibi, hatta daha da fenası tıpkı bir zebani, bir şeytan gibi başımızda bekler ve sen biraz içgüdülerine boyun eğmeye başladığında, arzularına, o içindeki hayvani duyguya boyun eğmeye başladığında seni dürter tırpanıyla. Yapma. Toplumla yaşıyorsun, bir kural sistemi var, bir ahlak var, bir yasa var, anayasa var. Bunu yapamazsın, yapma, ne yap? Bu arzularını bastır. İçine göm. Geriye at. Dolayısıyla ortaya ne çıkar? İnsanın nevrozu, psikozları ve sonrasında bazı psikolojik rahatsızlıklar. Freud bu şekilde değerlendirmişti kitabında. Aslında mutlu olma zorunluluğu biraz bize yaşamla beraber, çevreyle beraber ve hatta medya ile beraber öğretilmiş bir şeydir. Hayatta daima mutlu insanlar görürüz, değil mi? Sosyal medyada, günlük hayatımızda daima gülen, konuşan, toplumsallaşan insanlar görürüz. Dolayısıyla insanın algısında şöyle bir şey oluşur. Eğer mutsuz bir insansan toplumun dışında yer alırsın. Toplumsal olman için mutlu olman, gülmen, hayattan zevk alman gerekir. Aynı şekilde tabii ki bu sistem, bu medya bize de bunu öğretti. Biraz sanırım onun da etkisi var. Bu bize mutlu olmak zorundaymış hissine sahip olmamızda. Fakat Schopenhauer bize şunu söylüyor. Biz insanlar aslında yaşlandıkça, yaşlılar neden daha dingindir, daha sakindir? Çünkü artık hiçbir şey istememeye başlarlar. Doyuma ulaşmaya başlarlar. Artık istemeleri yorulur. Onları taşımaktan, artmaktan, bitmemekten, tükenmemekten yorulur ve dolayısıyla artık insanı yavaş yavaş terk eder. Bu yüzden yaşlı insanlar daha bilgindir, daha bilgedir, daha ağırdır, daha sakindir, daha olumsuzluklara karşı verdiği tepkiler daha olguncadır. Çünkü artık hayatı tanımıştır. Artık hayatın o kadar da pembe, toz pembe olmadığını, hayatın daha çok olumsuzluklarla, negatifliklerle yaşanabildiğini görmüş, deneyimlemiş insandır. Biz o masallarla büyüdük. Daima mutlu sonla biten, daima iyilerin kazandığı, daima iyilerin mutlu bir hayat sürdüğü. Dolayısıyla mutluluk aslında bizim için bir nihai son gibi görünüyor. Mutlu olmam lazım. Tek bir cümleyle özetlemem gerekirse Schopenhauer bize diyor ki hayattaki olumsuzlukları olumsuzluk olarak görmeyin, hayatın birer gerçeği olarak görün ve daima mutluluk peşinde koşmayın. Çünkü bu sizi mutsuz eder. Neden? Çünkü mutluluk diye bir şey aslında yoktur. Mutluluk tek bir andır ve o da hemen bir rüzgar eser ve kaybolur, geçer gider. Halbuki mutsuzluklar, olumsuzluklar, olumsuzluk dediğime bakmayın. Aslında bunlar Schopenhauer'e göre birer olumsuz yaşantı değil, hayatın kendisi. Bu tür olağan durumlar hayatın doğal akışı içerisinde bulunan ve kaçınılmaz hakikatlerdir. Buna ne kadar erken boyun eğerseniz, ne kadar erken kabullenirseniz, bu olgunluk seviyesine erişirseniz artık o saatten sonra sizi mutsuz edecek, sizi yıldıracak pek bir şey kalmaz. Bir hatam olduysa affola.
Sevgiler, saygılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.